Haftada kaç gün egzersiz yapılmalı? Spordan önce ve sonra nasıl beslenmeliyiz? Suyun vücut için önemi ne? Sağlıklı ve fit görünmenin sırlarını personal trainer Burcu Genç özel röportajımızda anlatacak. Az sonra. Varsın programından herkese merhaba. Bugün personal trainer Burcu Genç hocamızla birlikteyiz. Kendisinin yoğunluğu nedeniyle yerinde ziyaret ettik. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Çok enerjiksiniz. Teşekkür ederiz. İşimiz gereği enerjik olmak zorundayız. Kendinizden birazcık bahseder misiniz? Tabii ki. Ben İstanbul doğumluyum. 2009 Marmara Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nda birincilikle yerleştim kendi bölümüme. Ve kariyer hedefime uygun olduğu için yöneticilik bölümü okudum. Daha sonra çocuklarla aram çok iyi olduğu için, çocukları çok sevdiğim için pedagojik formasyon eğitimi aldım. Öğrencilik sürecim içerisinde gerek özel kurumlardan gerek federasyondan federasyon onaylı eğitmenlik sertifikalarımı aldım. Ve eğitmenlik kariyerime uzman eğitmen olarak devam ediyorum. Tabii ki kişisel gelişimime de dikkat ediyorum. Workshoplara ve eğitimlere de katılmaya devam ediyorum. Hocam, personal koçluk ne demektir? Personal coach şu demek. Yani belli bir donanıma sahip. Bu donanımı biraz açacak olursak, yani belli bir düzeyde fizyoloji, gene belli bir düzeyde kinesiyoloji, belli bir düzeyde spor anatomisi ve genel antrenman bilgisine sahip, kişiye özel program düzenleyebilme yetisine sahip olan kişiye personal coach diyoruz biz. Ve biz bu programları oluştururken aynı zamanda bunlarla kalmayıp kişinin cinsiyeti, yaşı, boyu birçok değerlendirmeyi göz önünde bulunduruyoruz. Kişinin yapmış olduğu iş, o gün egzersize geldiğindeki yorgunluğu ve hatta psikolojik durumlarını da göz önünde bulundurarak egzersiz programlarını düzenleyip birebir antrenman yaptırıyoruz. Son zamanlarda çok konuşuluyor. Aslında biz mi duymadık yoksa yeni çıkan bir şey mi? Çok merak ediyorum. Türkiye'de daha yeni yeni yayılım gösteren bir şey. Dünyada tabii ki değil ama Türkiye'de birazcık daha yakın dönemde kendini göstermeye başladı. Çünkü insanlarımız artık spora olan yatkınlığını arttırdı ve bilinçlenmeye başladılar. Şimdi hocam, Sibel Hanım'ın egzersiz aşamalarından birazcık bahsedelim mi? Tabii ki bahsedelim. Mesela Sibel Hanım bana geldi ve egzersiz yapmak istediğini söyledi. Öncelikle biz bir postural analiz yaparız. Kişinin genel postural değerlendirmesini yapar, kişinin neye ihtiyacı olduğuna bakarız. İşte hangi kasları kuvvetli, hangi kasları kuvvetsiz, esnekliği ne durumda? Buna bakarız. Yani genel performans değerlendirmesi var. Bu performans değerlendirmesi aslında çok uzun. Yani kişi bize ilk geldiğinde biz hemen egzersizi almıyoruz. Bir dersi ortalama yapılan test ve analizlerle geçiyor. Performans testlerinde kişinin genel kuvvetine bakıyoruz, işte gücüne bakıyoruz, dayanıklılığına bakıyoruz, hızına bakıyoruz, esnekliğine, dengesine. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak bir program hazırlıyoruz. Postural analizinden sonra ölçümlerimizi alıyoruz. Vücudundaki kas yağ oranına bakıyoruz. Bundan sonra performans değerlendirmelerini yapıyoruz. Ve kişinin de psikolojik beklentileri, bizden ne istiyor, nasıl bir şey istiyor, ona bakıp ona gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra programı başlatıyoruz. Bu çok uzun ama çok kısa olarak Sibel Hanım üzerinde gösterecek olursak, Sibel Hanım bana geldiğinde ondan öncelikle bir anatomik duruş istiyoruz. Mesela avuç içlerini karşıya doğru çevirdin, bacaklarını kalça genişliğinde açtın, dik bir duruş sergiliyorsun bana. Çok güzel. Önce düz bir açıdan, karşıdan bakıyoruz. Belli başlı noktalar var. İşte başının duruşu, omuzlarının
duruşu, işte önde mi yoksa çok mu geride? Sonra gene asist başlarının hizasına, dizlerine, ayaklarına, basışına, içe mi basıyor, dışa mı basıyor? Bunun birçok analizi var. Sonra yana dönmesini istiyoruz. Gene karşıya doğru baktı. Evet, buradan bir analiz yapıyoruz işte. Kişide kifoz yapısı var mı, lumbar lordoz var mı, skolyoz hattı var mı? Sonra bir de arkadan değerlendirmesini yapıyoruz gene. Bu ölçüde baktığımız zaman Sibel Hanım'da güzel bir postural yapısı var aslında. Sadece biraz bel kaslarında hafif kısalma mevcut. Buna yönelik bir program belirliyoruz. Sibel Hanım'ın analizini yaptığımız zaman bel bölgesindeki kaslarının kuvvetsiz ve kısa, yani esnekliğinin olmadığını görüyoruz. Bu noktada biz hala bel bölgesine ekstansiyon dediğimiz geriye doğru açılımlar yaptırırsak eğer, o bölgede gitgide omurlar arası mesafe kapanıp belli bir süre sonra sakatlanmalara sebebiyet verebilir. Mesela hangi hareketleri yaptırmalıyız veya nelerden sakınmalıyız? Bir met alabilir miyiz? Peki met gelene kadar da şunu sormak istiyorum. Sibel Hanım'a kaç gün egzersiz önerirsiniz? Genelde dinlenme süreleri çok önemlidir. Bu da gene kişiye göre değişir. Bazı kişileri haftada 2, bazılarını haftada 3, bazılarını haftada 4 önerebiliyoruz. Ama sağlıklı bir programda bir gün egzersiz yaparız, kasların toparlanmasını bekleriz. Kaslar ortalama 48 saatte toparlar. O yüzden bir gün egzersiz, bir gün dinlenme, bir gün tekrar egzersiz olarak programlamak çok daha güzel ve kısa sürede net sonuçlar almamızı sağlar. Evet, metimiz geldi. Neler yapacağız? Tabii metimizi serelim. Serelim. Yardım edeyim ben size. Tamam, hemen açılıyor zaten. Sibel Hanım, metimizin üzerinde, natural bir pozisyonda. Bacaklarımızı kalça genişliğinde açtık, bir miktar daha. Omuzların rahat, boynun rahat, bunlar önemli. Şimdi, nefesini aldın. Nefes verirken bel boşluğunu yavaşça kapatmanı istiyorum. Orada tam belinin hizasında küçük bir fındık tanesi olduğunu düşün. Ve yavaşça belini mete doğru yakınlaştırıyorsun. Çok güzel. Şimdi nefes aldığında o bölgeyi rahatlat. Biraz açıldı, değil mi? Çok da fazla içeriye doğru curl yapmıyoruz bel bölgesini. Tekrar nefesimizi aldık. Nefes verirken tekrar yavaşça belini mete doğru baskılıyorsun. Ama baskılarken de çok büyük bir kuvvet uygulamıyoruz. Sanki bir fındık var ve biz onu koruyoruz, tamam mı? Tekrar nefes aldın. Bize açılmayı göster. Nefes ver. Burada aslında bunu yaparken nefese de değinmek istiyorum. Çünkü egzersiz esnasında nefes çok önemli. Doğru nefes tekniğini maalesef ki insanlar bilmiyor. Biz doğduğumuzda doğru nefes tekniğini bilerek bebekler doğru nefes alır. Ama biz büyüdükçe diyafram kasımızı kullanmayı unutuyoruz. Ve ne oluyor? Yüzeysel nefes almaya başlıyoruz. Nefesi alıyoruz, yukarıda kalıyor, ciğerlerimizin üst kısmında, ciğerlere tam onu göndermeden nefes veriyoruz. Diyafram nefesi alabilmek egzersizin verimini arttırır, performansı arttırır. O yüzden bunu çalışırken ona da kısa olarak değinelim. Ondan sonra hareketin devamına geçelim. Ya aslında ben şunu da istiyorum. Nefes alıp vermeyi burada gösterebilir miyiz? Tabii, aynen ondan bahsediyorum. Hı-hı. Şimdi diyafram nefesi, yani doğru nefes sisteminden bahsettiğimizde ellerimizi Sibel Hanım kaburgalarımızın üzerine yerleştirelim. Omuzların ve boynun rahat. Karnını çok hafif bir miktar içeriye doğru çektin. Şimdi burnundan nefes alırken yoğunlaş ve nefesi avuç içlerine doğru gönder. Kafes dediğimiz bölge, kaburgalarımızın üstü. Nefesini alırken göğüs kafesine değil, karnına da değil, kafese gönder ve kafesin açılmasını sağla. Nefesi aldın, kafesin iyice açıldı. Nefesi ağzından veya burnundan verebilirsin, nasıl rahat edeceksen. Ve gene kafesi kapat. Nefesini aldın, kafesin açıldı. Ve nefesi verirken ağzımdan veriyorum ve kafesimi iyice kapattım. Tekrarlayalım.
Burnundan derin bir nefes aldın. Kafese gönderdin. Kafesin iyice açıldığı, ciğerlerin tamamen aldı bu oksijeni. Şimdi nefes verirken kafes kapanıyor. Mükemmelsin. Doğru nefes tekniği bu. Egzersiz sırasında da biz kasın kasılma noktalarında, yani kasın zorlandığı noktalarda nefes veririz. Kasın rahatladığı anlarda da nefes alırız. Bu sistemle kasları daha verimli bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Aslında nefes dediğimiz şey çok önemli. Pozitif enerjiyi de sağlıyor. Kesinlikle, aynen öyle. Çok önemli. Şimdi Sibel Hanım, güzel. Bu nefes tekniğinde gözünde bulundurarak kollarını geriye doğru aç. Kollarımızı geriye doğru açarken hiçbir zaman omuzlarımızı kulaklarımıza yakınlaştırmıyoruz. Her zaman aşağıda. Omuzlar aşağıda. Nefesini aldın. Nefes verirken kollarını omuz hizasına kadar getirdin. Evet, güçlü güven, kendinden emin dur. Evet, nefesini aldın. Nefes verirken şimdi başından başla kalkmaya. Omurlarını tek tek yuvarladığını bana göster. Başın, boynun, kayın kaslarını sık. Sırtın, belin ve burada yukarıya doğru bir uzama göster. Sağlıklı bir postür bizim için çok önemli. Çünkü biz de ilk hedef sağlık için egzersiz yapıyoruz. Nefesini aldın burada. Yukarıya doğru bir diyafram iyice açtın. Nefes verirken ayak parmak ucuna doğru uzama göster. Burada başın kulaklarının arasında dikkat etmemiz gereken, eğer omurgayı açmak istiyorsak, lumbar bölgeye kadar bu hareketin inmesini istiyorsak, omuzlarını kulaklarına yakınlaştırmayacaksın. Kal orada, omuzlarını geriye doğru aldın. Aynen bu. Bu noktadan uzama göstereceğiz. Sırt kaslarının ve bel kaslarının tamamen açıldığını hisset. Ve zaten buradaki esnemeyi görüyoruz, değil mi? Karnını iyice içeriye doğru çektin. Kor bölgesindeki kaslar, karın kasları kuvvetleniyor. Şimdi istediğim şey, hiç bozma, omurga artikülasyonu yapacağız. Yani omurları tek 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 tekrar mete doğru indireceğiz. Yavaşça geldin başın kolların arasında. Hiç kalkma, direkt belden in. Belden in. Başın içeride. Önce belin, sırtın, kürek kemiklerin, omzun ve başın olmak üzere geriye doğru tekrardan açıldın. Mükemmel bir egzersiz. Bel kaslarını esnetmeye yönelik, kor bölgesindeki kaslarımızı kuvvetlendirmeye yönelik basic bir hareket. Herkesin uygulayabileceği ama önemli detayları olan, doğru nefes tekniğiyle birlikte uyarlandığında vücuda çok güzel etkileri olan basic bir çalışma. Bir de suyun öneminden bahsetmenizi istiyorum. Egzersiz sırasında su ne kadar tüketilmeli? Su önemli. Çünkü şöyle düşünelim. Kişi bana geldi ve baktığımızda, genel analizlerini yaptığımızda yağ oranı yüksek. Beslenme programını da oluşturduk. Güzel besleniyor, düzenli egzersiz yapıyor. Ama tek sıkıntı, su içmiyor. Kilo veremeyiz. Çünkü vücuttan yağları iki türlü çözünerek atıyoruz. Bunlardan biri idrar, diğeri terleme yoluyla. Başka türlü vücuttan yağlarımızı atamıyoruz. O yüzden kişinin ortalama, ben bugün hiç su içmedim dediğinde 1,5-2 litre su içmiş olması gerekiyor. Çünkü sistem şu şekilde ilerler. Biz egzersiz yaparak vücut ısısını arttırırız. Kalori yakımı dediğimiz şey vücuttaki sıvının santigrat derecesinin yükselmesidir. Vücutta ısıdan kaynaklı temel enerji depolarımız, yani yağlarımız çözünmeye başlar. Enerji açığı ortaya çıkmaya başlar ve dolaşımla başlar vücutta dolanmaya ve böbreğe gelir. Böbrekte eğer yeterli su bulamazsa böbrek o yağları süzemez, yani idrarla atamaz. Bu sefer ne yapar? Egzersizi bitirdiğimizde metabolik hızın tekrar yavaşladığında, nabzın düştüğünde tekrar geri gönderir vücuda ve dolaşımla senin depolama bölgelerine gider, tekrardan tutunur bu yağlar. O yüzden su bizim için çok önemli. Egzersiz esnasında da ortalama egzersizden 1 saat öncesi 1-2 bardak su içebiliriz. Egzersiz esnasında da her 15 dakikada bir yudum su deriz biz. Ortalama yarım bardak kadar 2-3 yudum su içebilir. Bu şekilde performansı daha iyi olur. Peki, suyun öneminden de bahsettiğimize göre. Şimdi beslenme dediniz. Egzersiz öncesi ve sonrasında beslenme önerilerinden de bahseder misiniz?
Tabii ki. Egzersiz öncesi tabii bu kişinin hedefine göre de değişir. Yani bir hipertrofi antrenmanı yapan kişiye vereceğimiz şeyle zayıflama programı uyguladığımız kişiye verdiğimiz beslenme de değişkenlik gösterir ama total bazda eğer hani doğruluğunu savunacak bir program vereceksek antrenman öncesi ufak çaplı karbonhidratlar tüketebilir ama sağlıklı karbonhidratlardan bahsediyorum. Basit karbonhidratlardan bahsetmiyorum. Kahve içebilir, sade kahve. Bu performansın verimliliğini arttırır. Antrenman sonrasında da protein yüklemesi ortalama 30 dakika ile 60 dakika sonra antrenman bitiminden protein oranı yüksek, temiz proteinler tüketerek beslenmesine yapabilir. Ben biraz motivasyondan da bahsetmek istiyorum. Çünkü ben kendim tartıya çıktığım zaman motivasyonum düşüyor ve spor yapmak istemiyorum. Siz öğrencilerinize motivasyonu nasıl kazandırıyorsunuz? Şöyle, öğrencilerimle bir kere iletişimimi çok özel seviyede tutuyorum. Çünkü onlar benim için çok değerliler. Benim telefonuma 7/24 ulaşabilirler. Her antrenmana geldiklerinde egzersiz programlarını değiştiririm. Sürprizdir. Bir gün daha esneklik odaklı çalışma yaparım. Bir gün daha farklı neye ihtiyacı varsa bu total bazında hareketlerini değiştiririm. Ve bu onun sıkılmamasını sağlar. Aynı zamanda da şok etkisi oluşturduğu için kısa sürede de net sonuçlar görürüz. Bu da motive eder. Aynı zamanda bazen kaçamaklar yapılabiliyor beslenmede. Bu çok normal. Bunlara da çok katı değilim. Eğer bir kaçamak yapılacaksa öğrencim bunu benden gizli yapmamalı. Biz o kaçamağı birlikte yapmalıyız. Ama ne kadar kurtulabiliriz? Ne kadar sağlıklı seviyede bir kaçamak yapabiliriz? Bunu hesap ederek bir kaçamak yaparız ve bu onu fazlasıyla tatmin eder ve kişisel egzersiz gelişimimizi de etkilemez çok fazla. Yani haftada bir kez kaçamak yapabilir. Gibi. İlerleyen süreçte evet tabii programımız yeni başladığında dediğim gibi hedefe bu değişkenlik gösterebilir. Kişiye göre de değişkenlik gösterebilir. Kimisi çok daha iradeli olabiliyor. Kimisi çok daha irade seviyesi veya beslenme alışkanlığı daha farklı olabiliyor. Gene onu da kişiye göre programlıyoruz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir daha egzersize dönmek istiyorum. Egzersizde yapılmaması gerekenler nelerdir? Şimdi şu, personal coach dediğimizdeki en önemli etkilerden biri de bu. Kişiler bize geldiklerinde sadece sağlıklı egzersiz yapmıyorlar. Aynı zamanda kendi vücutlarını tanıyorlar. Mesela benim öğrencim, benim çalıştırdığım öğrenci, çeşitli sebeplerden dolayı çalışmayı bıraktığımızı varsayalım. Yurt dışına gitti ve artık orada yaşayacağını varsayalım. Artık kendi vücudunu tanıdığı için doğru açılarda ne çeşit bir egzersiz uygulamasını bildiği için ona gidip de mesela farklı açılarda bir hareket yaptıramazsın. Eğer ona işte atıyorum grup dersine girdi. Ters açıda bir hareket yapıldığında veya atıyorum onun bel bölgesinde herhangi bir rahatsızlık var ya da postural durumuna uygun olmayan bir hareket geldiğinde benim öğrencim onu yapmaz. Çünkü orada bir terslik olduğunu bilir. İnsanların vücudunu tanımasını sağlayıp aynı zamanda da onlara egzersiz yapmayı öğretiyoruz biz. O yüzden de egzersiz esnasındaki doğru açılar çok önemli. Bu yüzden biz yanlış hareket demeyiz, yanlış açı deriz. Bütün hareketler eğer doğru açılarda yapılırsa verimli ve doğrudur. Kasları gelişimini sağlar. Peki şunu da sormak istiyorum. Öğrencileriniz buraya geldikten sonra ilk ay kilo vermek yerine kilo aldıkları da hani diyorlar ya yağ kasa dönüştü o yüzden kilo aldın. Böyle bir bu bahane mi yoksa bu gerçek mi? Bunu da çok merak ediyorum. Şimdi yağ dediğimiz yağ ve kas tamamen birbirinden farklı dokular. Görevleri de farklı. O yüzden kasların yağa dönüşmesi veya yağın kasa dönüşmesi diye bir şey söz konusu değil. Vücuttaki hacimleri bile farklı. Atıyorum 1 kilogram, 1 kilo kas vücutta ortalama bir ceviz büyüklüğünde yer kaplarken 1 kilo
Yağ ortalama bir kavun büyüklüğünde yer kaplar ve bunların dokuları çok farklıdır. Bir de beslenmeye dikkat etmemiştir. Kadınların biliyorsunuz ki regli dönemlerinde tatlı krizi tutuyor. Evet. Regli dönemlerinde oldukları zaman danışanlarınıza hani ne beslenmeyle ilgili neler öneriyorsunuz? O tatlı krizi için atıyorum hurma yiyin vesaire gibi şeyler söylüyor musunuz? Yani şöyle, tabii ki bu kaçınılmaz bir durum ve olabiliyor. Biz ne yapıyoruz? Masum olanını tercih ediyoruz. Mesela basit şeker almak yerine daha meyve şekeri almalarını tavsiye ediyoruz. Onu da birazcık daha masumlaştırabilmek adına diyoruz ki içine de yoğurt kat diyoruz. Yoğurt kat, tarçın kat, hangi meyveyi seviyorsun veya hangi kuru yemişi seviyorsun, kuru meyveyi seviyorsun. Kişiyi de tanıyabilmek çok önemli. Neyi sever? Ona göre daha fit bir tarif vererek bu süreci kısa sürede atlatabiliyoruz sorunsuz bir şekilde. Yoğurtla pul biberi karıştırdığımızda da o yağın dışarı çıktığını bana öyle söylüyorlar. Yani bu doğru mu? Şöyle, aslında yanlış bir bilgi değil. Çünkü biliyorsunuz biberde şey etkisi var, metabolizmayı hızlandırma gibi bir etkisi var biberin. O yüzden bu yanlış bir tarif değil, etkili bir tarif. Özellikle bel bölgesindeki inatçı yağlarımıza o tarif vereyim. Bel bölgesindeki inatçı yağlarımız için akşamları uyku öncesi probiyotik yoğurt bir kase, probiyotik yoğurt içerisinde bir miktar zencefil rendeleyip yarım limon sıkıp karıştırıp yendiğinde metabolik etki ve vücuttaki alkalin etkisini de arttırdığı için bel bölgesindeki bu inatçı yağlarımıza güzel sonuçlar alıyoruz. Son olarak izleyicilerimize neler tavsiye etmek istersiniz? Şöyle, son olarak Joseph Pilates'in çok güzel bir lafı var. Lüks hayat nedir diye soruyor. Lüks hayat, çok lüks araçlara binmek, çok pahalı evlerde oturmak, istediğini yiyip içmek falan değil. Lüks hayat diyor, eğilip, hangi yaşta olursan ol, eğilip kendi ayak kabı bağcığını bağlayabiliyorsan o zaman sen lüks bir hayat yaşıyorsun diyor Joseph Pilates. Bence de çok doğru. O yüzden sağlık ihmal edilecek bir şey değil. En büyük yatırım kendi sağlığımız, kendi bedenimiz. O yüzden egzersiz yapsınlar. İhmal etmesinler. Düzenli beslensinler. Düzenli uyusunlar. Su içsinler. Bu kadar. Peki bu gösterdiğiniz uygulamaları evde de kendileri yapabilirler mi? Şöyle, tabii kendileri yapabilecekleri hareketler de olabilir ama eğer sedanter biri ise, bir spor altyapısı, spor geçmişi yoksa ve kronik rahatsızlıkları varsa veya bel fıtığı, boyun fıtığı, omurgasal veya eklemsel problemleri varsa çok fazla kendilerinin yapmasını önermiyoruz. Uzman bir eğitmen eşliğinde daha bilinçli, sakatlanma seviyesi %0 olacak şekilde, verim alacak şekilde çalışmaları öneriyorum ama tek başlarına hayır. O gördüklerini uygulamaya çalışmasınlar. Çok teşekkür ederiz. Personal Trainer Burcu Genç'le birlikteydik. Kendisi bizi yerinde ağırladı. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Şimdi stüdyolarımızdayız.